ne hediyeler alınmış bir göreceğiz. Yeni bir konuklu toplu pakete çalışıyor videosundayız ve bugün konuğum Mert Rane Yılmaz. Hoş geldin. Hoş. İzleyenler vardır, güzel şeyler var mı lan? Abi daşak geçme çok. Niye geçeyim oğlum? Ben mutlu oluyorum lan böyle videolarda. Sikim seni şimdi. Bulduğum nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyi, nasıl olayım valla. Götüme şair oynaya buna koyayım. Bak gözlere bak. Hoş geldin. Hoş buldum. Sıçtın nasılsın? Sen şimdi. Bunu bana demeyecektin lan. İnsan. Lan nasıl göt deliğini kasıyor şu an bak. Göt deliğini kasıyor. İyi, sen nasılsın? Nasılsın? İyi, nasıl olayım valla ya. İyi, nasıl olayım valla. Ankara'dan geldi bu arada. Ankara'dan kalktık geldik valla. 3-3,5 saat falan sürdü. Bu arada 5 saat sürmesi gereken yolu 3,5 saatte geldi. Çok, ya, yavaş, çok dikkatli yavaş geliyor. Ben yavaş canlı takip ettim. Konsepti biliyorsun artık. Konsepti biliyorum az çok. Yani ha, hediyeler geliyor. Hediyeleri alıp... Az çok mu? Hayırdır oğlum? Az çok mu? Ulan 45 tane videosunu izledik. İçinde ben de varım amına koyayım. Nasıl az çok biliyorsun sen? Ya sen var, harbi artistsin ya. Çok artist bir çocuksun. Sus lan! Aynen öyle. Götürüyorum. Evet. Hediyelerimizi açıyoruz, inceliyoruz. Hepsi seni düşünerek aldığım ürünler. Yani aslında benim için birazcık şey. Sana uygun ürünü buldum mu bulamadım mı? Puanlıyorum bir de herhalde. Evet, puanlıyorsun bir de. Biraz Kordi'den destek aldım. Abinden destek aldım. Abimden destek. Bakalım ne dediler? Söylemediler değil mi hiçbir şey? Yok, bana kimse hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şeyden haberim yok. Bir tanesini de ben seçtim. Ne seçtin? Onu görürsün. Hadi bakalım. Hangisi? Harun ya. Ha dur, tamam. Ne tamam, seçtin tamam, acaba? Tamam. Meraklanırım bak ben böyle şeylerde duramam. Bak sen bana söyleme. Ben buradan diyeyim ki bunu sen seçmişsin. Tamam. Tamam. Şimdi bunları bir alacağız yere. Sonra istediğini seçip başlayabiliriz. Tamam. Yere koyuyorum direkt buraya. Aynen. Bakalım neler almışlar. Şş, izleyenler. Güzel mi lan hediyeler? Şş, bizimkinden iyi mi oğlum? Ona göre ha. Bir yoklayarak aldım öyle şey. Onu yokladım. Evet, güzel. Fena değil. Bayalım. Tamam. O hafif ağır gibiydi o, bir şey oldum. Gözüme kestirdim. Ben gözüme kestirdim. Ben az önce de bunu zaten güldük. Ben bunu gözüme kestirdim şöyle. Yurt dışından gelmiş bir paket. Yurt dışından mı gelmiş? Tamam. Valla ben bu hediye alma olayını çok seviyorum ama hediyeyi açma olayını bazen beceremiyorum. Ama bunu tek bir şekilde açtık. Bu ne? Bu iyonizer. Düşün niye aldım bunu? İyonizer. Kokuları falan gideriyor. İyonizer ne için olabilir? Koku giderici. Ya evde kullanmak için ne için olabilir yani? Arabanın bagajında ne yaptın sen? Aaa! Ha şey, neydi lan o? Kabak mı unutmuştun oğlum? Sen onu nereden şey yaptın? Bir şey diyeyim mi? Hala kokuyor. Onun kokusu hiçbir şekilde çıkmadı. Bu düzeltir mi? Düzeltecek umarım, bilmiyorum. Ben bunu bu arada direkt denerim. Ben... Bir sikim düzeltmez ya. Koy bir bakalım. Çok merak ettim. Size direkt geri dönüşünü atarım bunu. Araba ne kokutmuştun arabada sen? Ya benim arabada ne oldu biliyor musun? Ben bahçeden, bizim dağ evinden bahçeden kabak topladık güzel güzel. Ondan sonra ben onu eve götürecektim. Sonra sen Mert onu bagajda poşette bırak. Sen onu bagajda poşette bıraktıktan sonra bir hafta yine bir şehir dışına git, dön gel. Ondan sonra bir hafta kaldı bir. Evet, bir hafta kaldı. Ondan sonra bir hafta üzerine de bir daha geldim. İki gün geçti. Bir daha şehir dışına gittim. Şehir dışına bu sefer binerken arabada bir koku vardı. Böyle şey bir koku, tatlı böyle hani. Dedim ki ya ne koktu? Göt arası diyememiş. Ondan sonra tekrar şehirden döndüm. Bagaja bavulları koyarken bir açtık. Kabak şey olmuş artık hani. O kadar beklemiş ki bildiğin sıvı haline gelmişti. Poşetler falan delinmiş her şey. Onu bıraktım zaten, aktı gitti onu. Neler yaptım, neler yaptım geçmedi. Hala da kokuyor bu arada. Nereden aklıma geldi bu senin? Ses bak şu an çalışıyor bu. Şu an kim söyledi lan bunu? Kordi sen mi söyledin? Abisi mi söyledi? Bu arada iyi düşünmüş. Eğer kokuyu alırsa on numara alet de sanmıyorum. Pek öyle bir malzemesi yok gibi duruyor ya. İyonluyor. Bir bak, şey yapıyor şu an. Şu an yapıyor, çekiyor. 30 diyor. Kalite mi bu? Bilmiyorum ki, okumak lazım. Aa bu hava şey. Kesin kıcan, kesin bak. O da araba kokusundan şeydir, rahatsız olmuştur. İyi bak. Derecesini ayarlıyorsun burada bir tuştan. Hı hı. 30, 60, 180 diye. Artıyor mu? Düşüyor şu an. Düşüyor. Demek ki iyonize yapıyor işte böyle gönderdikçe. Bakalım geçirecek mi? Bak şu an acaba bu geri sayım mı? Aa evet, 180 saniye iyonize ediyor. Evet, 180 saniye temizleyecek muhtemelen bu. Ama o zaman sürekli nasıl çalıştıracağız? Bunu bildiğim bence koyuyorsun şöyle. Atıyorum. Şöyle götü dönüyorsun. Pıs dedim mi orada, bakarsın o kaç oluyor. Diyorsun ki... Çalışma süresi mesela ben bunu 180 saniye burayı temizle diyorsun. Ben bunu bırakacağım, bunu 180 saniye temizleyecek. Ondan sonra gireceğim. Böyle bir kokuyu alacağım. Devam ediyor mu? Yine 180 saniye kuracağım. Devam ediyor mu? Yine 180 saniye saracağım. Var ya 3 seferde iyonize eder. Ya sen hangi ara anladın da bunu anlatıyorsun amına koyayım Mert ya.
Ne yaptın az önce? Bu ne? Yözüner ne? Yözüner falan ne diyordun şimdi? Reçetesini yazdı. Çok iyiymiş. Ben bunu beğendim. Harbiden. Kaç? 10 üzerinden mi? 10 üzerinden. 10 üzerinden ben buna 9 puan veriyorum. Çok beklemediğim yerden bir hediye geldi. Çok harbi çok merak ediyorum bunu. Ciddi merak ediyorum. Bak işte. Ben hediye açmayı seviyorum dedim ya. İşte bunları açarken zorlanıyorum bakalım. Senin şeyi de izledim ya. Hediye biliyorum da izledim. Gördün mü onda bazılarında çok zorlanıyorum ya. Hediye de nedense ben açarken bu kutu açma olayında özellikle. İçinde bir şey varsa gitti bu arada. Evet bu arada yanlışlıkla biraz derin kestim. Bu RGB gece lambası. RGB. Ayrıca telefon kablosu. Oo güzel bir şey lan o. Smart light. RGB şekilde koyuyorum masama. Aynen. Hem ışık veriyor hem telefonumu şarj ediyor hem de alarm falan var. Da kuruyor herhalde. Aa uygulaması da varmış. Güzelmiş. Açalım mı? Yo. Açalım ya. Çalışıyor mudur? Çalışıyordur ya. Hani şarja falan takmamız gerekiyor mu acaba? Mert sarhoş mu gittin amına koyayım sen? Niye böyle karım karım tepkiler? Ya adam akıllı ev bu. Akıllı evde her şey vardır ya. Işığı var mı? Şarj etmeme şansımız yok. Adaptör ve şarj şeyimiz kablomuz. Canını yerim ya. Type-C severiz. Şey de iyonizer de Type-C'ydi bu arada. İyonizer de Type-C'ymiş. Oo, güzel güzel. Çin'den geldiği belli oluyor sanırım şu an. Ha artıyor da. Işık şiddeti. Oo. Bak bu benim sevdiğim baba Ankaralı. Ankara. Bu Ankara'nın özeti anladım yani. Şu an Ankara'nın sokaklarındasın. Bu güzelmiş. Telefon müsait mi? Hop kablosuz şarj. Şarj bitti ha. Bunda tek korkum ne biliyor musun benim? Şu an tek tedirginleyecek şey şu. Pil. Gece yatarken acaba birileri seni arasa bu telefona ne olur? Ha titreyip düşer diye mi? Titreye titreye düşer mi bildirim geldiğinde? Çünkü bak burası şurada tam böyle. Bir düşmelik sallanmaya, gibi. Düşmeye. Acaba şey yapsam? Buraya bir kaydırmaz koysam? Bu arada bok gibi ürün lan bu. Malzemesini kalitesizliği buradan belli. Şarj etmeyin bozar telefonu ya. Bak burada zaten bir kaydırmaz gibi bir şey var. O zaman kabuğuyla beraber tutar ya. Ay o ürün güzel. Görüntüsü vesaire tasarım ondan bahsetmiyorum. Düşer mi sen? Düşer ya evet, buradan. Uygulamadan da herhalde. Renk seçmek için herhalde. Renk falan bir de device management diyor. Acaba alarm falan da telefondan kuruluyor mu? Ya. Abi kıskandın gibi biraz. Alarm gibi bir şey gördüm. Telefondan kur burada telefon dururken. Yani, doğru telefona şey yaparız ya doğru. Yo güzel ürünmüş ya. Renkler değişiyor. Ha bak. Aradan geçiş yaptı. Ben buna 7 puan veriyorum o da şu sallanmasından dolayı. Benim biraz puanlar yüksek. 4 diyemedi. İyi mi yoksa? Diğer gelen konuklara göre. İyi ya. Şey yapmak istemiyoruz. Yönlendirmek istemiyorum. Yüksek geliyorsa bana okey yani. Evet. O anlamda söyleyeyim zaten. Bak. Çağın. Harbi böyle ne olduğu belli olmayan kablosuz şarjlar cidden şeyi bozuyor. Telefonu bozuyor. Pilini ömrünü azaltıyor yani. Selam Reis sence Samp öldü mü yakında 8Born isimli bir sunucu açacağım. Bir kere 8Ford isimli sunucu açamazsın Johnny. Ondan sonra millet gidiyor bizim sanıyor orayı. Boktan paralar falan kazanılıyor öyle. Hayırdır. Samp da öldü bu arada. Samp yoktur herhalde ya. 1,5 yıl olmuş. Hoş geldin kardeş. Uyanık ya. İşte mesela böyle ürünlerde böyle zorlanıyorum. Makasla verebiliriz. Yok makasa gerek yok ya. Şöyle açarım herhalde de. Ürüne zarar gelmesin de. Bu harun seninki. Aa, harun gibi de ya. Söylemeyecektim. Bu kestik bir dakika YouTube değil. Açar abi sana ne? Oğlum bugün chat sizde ne var? Bir sıkıntılısınız gibi amına koyayım. Salak mısınız oğlum siz? Ne oluyor bugün size? Bu gördüğünüz 100 milyon dolarlık bir mega malikane ve şu ana kadar muhtemelen inşa edilmiş en... Bu ne yapmış? 1 dolarlık evle 100 milyon dolarlık ev mi yapmış? Ne yapmış bu? Alıyor, veriyor mu? İzleyicisine mi veriyor gene? Yok hayır şunlar bir ayıklansın da ondan sonra şey yapacağım. İzleyeceğim videoyu. Nakodumun veletleri ya. En lüks ev. Ve bizler de bu evin yaşama koşullarını 69 milyon dolarlık tsunami'ye bile dayanabilen bir sanat evi,
İçinde kendine ait bir su parkı bulunan 30 milyon dolarlık bir saray ve 1 dolarlık... Hayır arkadaşlar, bazen böyle davranışlarınızı anlamıyorum. Ya yani şey, böyle nasıl diyeyim? Hani gerçekten 5 IQ'lu adamlar gibi davranıyorsunuz. Bu bazı durumlarda oluyor. Anlıyorum da o durumları. Konuşmak da istemiyorum ama hani gerizekalı gerizekalı konuşmayın. Tamam, genç olabilirsiniz, çocuk olabilirsiniz. Ne bileyim, kanınız çok hızlı kaynıyor da olabilir. Ama ben chatimde öyle salak salak yorumlara müsaade etmem yani. Bugüne kadar da etmedim. Bal gibi olmuş. 3 aydır 5 aydır burada takılıyor olabilirsiniz ya da 1 senedir. Bizim bir düzenimiz var, bir raconumuz var, bir konuşma stilimiz var, bir chatin kalitesi vardır. O kaliteyi düşüttürmem ben, haberiniz olsun ya. Sikimle de olmaz yani, istediğin kadar haterim ol. Binlerce haterim var benim yani. Ekstra 2000 tane daha olsa hiç sikime bile takmam. Gelmişim kaç yaşına. Salak salak davranışlarda bulunmayın. Moderatörler, sizden de ricam. Sikin atın yani, banlayın, bana hiç umurumda değil. Keyfimiz kaçmasın. 3-5 tane çoluk çocuk için burada canım sıkılmasın pazar pazar. Asalak çocuklar ya. Şurada tatlı tatlı video izleyeceğiz. Banlayın abi salaklık yapanı ya. Anladınız siz benim tarzımı, kafamı? Değil mi? Ben tahmin edeceğim. Bir şey diyeyim mi? Bu kesin Harun. Kesin Harun bu. Kesin %100. Nasıl lan? Çin'den Murat mı söylemiş? Benim oyunda 124 var mı? 124 var. Şey, Assetto da mı? Evet. Onda her istediğimiz arabayı koyabiliyoruz. 124'te muhtemelen vardır zaten. Bu şimdi uzaktan kumandalı. Hacı Murat. Araba bir Hacı Murat. Peki. Bunu şöyle koydum. Bu pilli mi? Oo tatlı. Aa, plakası da MRT. Gerçekten mi? Bak 34 MRT. Ya Murat, ha, Murat ya. Şimdi lan. Dedim herhalde özel yapılmış. Bir şey diyeceğim, güzel denk gelme bence ya. 34 MRT 120. Bence Mert ama Murat falan değil. Mert arada chatle konuşuyor galiba. Bak bak. Ha, sağda biri mi var? Mert sağda biri var mı tam oturduğun senin sağında? Niye oraya bakıyorsun oğlum abire? Kim var orada? Var var ya, kimse yok, götünden atma ya. Şimdi lan dedim herhalde özel yapılmış. Bir şey diyeceğim, güzel denk gelme bence. Yok ya, boşa bakıyor amına koyayım. Akvaryuma doğru döndü baksana. Bence ya. O tane Cemert'e izlerim. Ben Cemert ama Murat falan değil. Şimdi meşhur soru. O şarkıyı söyleyecek misin? Tam derman derken. Ya çok kaliteli durmuyor. Bakayım. Bir... Aa, küçükken biz bunun da ayarlarını yapıyorduk bunun. Beyaz ya. Böyle şimdi plastik şimdi ayarları vardır orada. Ayarı yapıyordu bak şu alt tarafında. Bunu onu yaptım. Rot balance. Çalışıyormuş. Bak, aa, ışıkları da yanıyor. Nasıl? Dur bakayım, bir geri getireyim. Ya, ışık yansıması mı oldu az önce? Abi çocukken en sevdiğim şey. Şu an bile getirsen oynarım. Böyle uzaktan kumandalı herhangi bir araba bütün gün oynayabilirsin. Böyle masa üstünde, yerde. Çok seviyorum ya. Hayır hayır, yanıyor yanıyor yanıyor. Bence hiçbir şey olmaz. Bu arada bir şey olmaz buna ya. Ama ben yanılacakmış şey gibi dönmüyor. Dönmüyor ya. Dönmüyor ama mu oğlum o? Şu kadarcık dönüyor. Niye bu kadar az dönüyor? Ben sana... O ileri giderken dönüyordur belki. Sağ sola öyle çalışıyor. Değil mi? Gücü yetmiyor döndürmeye. Bak burada böyle dönüyor ya. Işıkların yanmamasının sebebi de gücü yetmiyor. Evet, bence bunun gücünde bir problem var. Ama pili daha paketten çıkarttık. Evet. Yani pil şey olmuş olamaz. Yo, bu arabayla alakalı bence ya. Harun'u seçeceği neden bu kadar olmuş? Harun'cum çok güzel düşünmüşsün. Özellikle plaka detayı çok hoşuma gitti. MRT plaka yaptırman. 8 puan veriyorum buna da. Plakayı kendi mi yapmış? Onu düşünüp. Kutuyu açmış mı önceden o zaman? O da şeyin dönmemesinden dolayı. Lastiklerin dönmemesi. Ha, dalga geç ya. Dolayı. Plaka detayından dolayı zaten 8 puan verdim. Normalde 6 puan verecektim. Bak. Bak bu iyi bir şeye benziyor. Bu nereden? Çin mi? Çin şu gibi an ya. Bilmiyorum. Bu Çin gibi Çin. Az anlıyorsan bu işte bu Çin. Çin baba bu. Her türlü Çin. İçine kutu da ben Çin değilim diye bağırıyor ama. Harbi mi? Oy! Oy! Oo, Harry Potter. Harry Potter. Bu ölüm yiyen maskesi. Evet, ölüm yiyenlerin şeyi. Öyle bir paketlemişler ki. Oy, ne güzel lan.
Kalem mi bu acaba? Bu onların herhalde. Evet kalem bak. Kalem ama normalde ne? Bu onların kullandığı hançer herhalde. Allah Allah. Potter'ler siz bilirsiniz. Ben o kadar detaylı bilmiyorum bunu ama. Bu herhalde onların kullandıkları ya da dişi falan mı lan biri? Ben Harry Potter'ı bayağı detaylı biliyorum da böyle bir nesne hatırlamıyorum yani. Yılan dişi. Yani bir şey. Basilisk dişi mi? Ha. Bir şey. Aynen onu ben de çözemedim. Burada sticker gibi bir şeyler var. Burada bir de Tom Riddle'ın şeyi mi? Evet. Riddle'ın işinden şeyi. Bunun çıktığını bilmiyordum. Böyle özel şey bir şey var mı içinde? Bence işi normal düz şey. Ha normal ya. Çizgili defter. Maske biraz tırtmış. Köksal babanın maskesi gibi olmuş değil mi biraz? Ya izlemedim lan. Chat'te gördüm bir dişini. Evet bu herhalde dişini. Asmalık bir yeri. Ya da mesela atıyorum şöyle. Benim bu arada evimde Harry Potter köşesi var ya. Gördüm canım. Onu, hayır onun dışında bir de evimde ayrı bir yer var. O hiç göstermediğim. Aa. Evet orada işte farklı farklı şeyler var. O tam böyle orası da raf gibi. Oraya tam böyle asıp koymalık. Yanına da aslında şunu önden şöyle koyup. Ya bak bence şöyle. Hah evet. Şunu şöyle öyle koyacağız. Yapacaksın. Aynen öyle. Bu düşmezse bunu bunları bantlarsın buraya. Bunu hallederim ya. Dur arkasında herhalde şey yazıyor. Basilisk dişinden Harry Potter izlemedin mi cidden? Yo izledim bebeğim. Basilisk dişiymiş. Kalem yapmışlar. Hatta ilk izlediğimde küçücüktüm lan. İlk filmi ne zaman çıkmıştı? Kaç senesi de çıktı Harry Potter'ın ilk filmi? 2002 falandı değil mi? Basilisk neydi? Yılan vardı ya sınır odasında. Doğru tamam. Ya ben de Slytherin varisi çağırdım buraya falan diye şey yaptım. O kadar Slytherin'im ben falan diyor. Slytherin'i seviyorum bak. Ben Slytherin'i sen kimi seviyorsun şeyde? Ben de Slytherin'ciyim. Slytherin'i de peki en çok kimi seviyorsun karakter olarak Harry Potter'da direkt? Harry Potter'ı seviyor musun mesela? Ben Grindelwald'cuyum. Grindelwald. Ben mesela Harry Potter'ı hiç sevmiyorum. Öyle şeylere çok ne ya Harry Potter'ı kim sever amına koyayım ya? Neye girmiyorsunuz abi? Harry Potter sineğin teki sümük amına koyayım. Yanındaki arkadaşları olmasa bir bok yapamayan bir karakter ya. Ay yalan mı oğlum? Ben de Harry Potter'ı çok seven bir adamım ama ya Harry Potter hep göte balı yaşadı yani hani anladın mı? Yalan mı? Oğlum ya bir şey söyleyeceğim. Bak ben o filmi en az 12 defa izlemişimdir. Her izlediğimde gıcık oluyorum. Şey gibi Yüzüklerin Efendisi'ndeki Frodo'dan mesela hiç azalmam ben. Başta izliyordum da Frodo sonra böyle mesela ben Sam'i daha çok severim. O tontiğimi. Abi de götünü topluyor Frodo'nun. Lan bırak. Ben seviyorum ya. Yani şöyle koyup sergileyeceğimiz bir ürün. Puan buna da 7 puan veriyorum. Ya o kadar Harry Potter köşem vardı da Slytherin dedi. Çok güzel. Çok güzel ama bence bu maske olsaymış çok daha güzel puan verirdim ben. Ya buna. Takılabilir boyutu evet, olsa. Evet takılabilir mi? Olsa çok güzel olurmuş. Ama çok güzel şu falan. Güzel yani kalem imza. Sen kimi seviyorsun Harry Potter'da? Ne bileyim lan ismi. Snape miydi? Onu severim. Ondan sonra... Ya... Severiz. Ondan sonra cıma başka... Var bir sürü... İsimler aklıma gelmiyor ya. Vallahi gelmiyor. Ama Snape mesela karakteristik bir herif yani. Hermione geç onları. O bilindik karakterler, herkesin sevdiği karakterler başkadır. Bir de şey tipler var Harry Potter'da. Sanki dünya meselesi amına koyayım. Hep farklı karakterleri söyleyip Game of Thrones'cular da öyledir. Ben bunu çok seviyorum. Bak o adamın ya siktir git adam şerefsindeki amına koyayım. Nesini seviyorsun lan onun? Aa onun bilmem ne hareketi bilmem ne. O karakterlere bayılıyorum bak insanoğlunda. Hep böyle ara girerler. Mesela Lord of the Rings'de Aragorn'u sevmeyen yoktur normalde. Ama ona laf söylemek isteyenler vardır. Ya ne Aragorn'u falan dizgim onun yerine işte Boromir adamdır falan. Ne diyorsunuz lan? İmzaladığını düşünsene bunu bir yerde. Ama yine zevkler ve renkler. Bir de şey kimdi? Harry Potter'daki kadın. Kadın profesör. Adını bak o karakteri de çok seviyorum. Taşaklı bir kadın o. Ha o işte dediğinizden. McGonagall mı ne? Sikti bayağı değil oğlum ya çok ben o kadını çok severim. İsmini bilmiyorum. Legolas. Legolas'ı da severim. Haydi bakalım. Ne bu ya? Genelde sen açmadan ben de anlayamıyorum. Evet bu zaten anlaşılacak bir şey gibi değil yani bu. Ama bir sağlam paketlemişler. Evet. Chat harbiden. Var. Trollsünüz ya. İşte bu. Bak. Güzelmiş. İşlemesine bak. Oy şimdi gör. Aa güzel. İşleme çok güzel. Bıçak 10 numara. Gördüm.
İşte aradığım işlemi bu. Bıçağı bir açayım da sakat bir şey olmadan. Bu kurt kabzalı. Kurt kabzalı bıçak. Bıçağı. Aynen. Kampa zaten kendisi çok büyük güvenlik koruyucu. Geceleri bizi koruyan kişi. İşte kendisine sen de yanında eşlik et diye. Ben de yanında sana artık eşlik edeceğim bu bıçağımla beraber. Bu arada şeyi falan güzelmiş yani. Fotoğrafında şurada da kurt lazer işlemesi vardı. Buraya koymamışlar. Bu arada ihtiyacım vardı biliyor musun? Bıçak yoktu hadi benim. Bıçağım yoktu kamp için. Baksana şöyle falan güzel duruyor. Bunu takacaksın şöyle bel kısmına. Buna puanım 8,5. Kötü mü ya? Tekrar. Buna puanım 9 var. Mert bunu bence kamp bıçağı olarak kullanma. Bunu sen rafına koy lan. Kamp bıçağı nasıl yok oğlum? Adam Bull Knife bize 77 tane yolladı. Bunların hepsi benim değil ki. Alın isteyen alsın kullansın. Ki dedim ben bunu yani. Hepiniz birer tane bıçak alın dedim. Sonra geri topladım. Baktım bıçak kullanmayı bilmiyor ekibin yarısı. Bütün bıçaktan ağza sıçmışlar. Bıçakla taşa vurmuş ya. Böyle bir şey olabilir mi oğlum? Baltanın... Bak bana alınan o çok güzel bir balta vardı. Baltanın ucunda iki tane... Hayır sen değil Mert. Yüksek ihtimal Holmes'le falan yaptı onu. Bıçak kısmı iki tane kırık var. Yani neye vurduysa onunla. Kırık lan. Baltanın ucu kırılmış. Topladım lan hepsini. Verin dedim amına koyayım. Direkt açtım. Elektronik mi bu? Bu kutu sanki elektronik kutusu gibi. Ne yazıyor? Handmade Craft Atölye Çınar. Aç da. Ha bu şey, Zippo kılıfı. Oo, bak yine kurt detayı, bak yine kurt detayı görüyorsunuz. Yok güzelmiş. Tek içindeki Zippo da yollamışlar. İçinde Zippo da var. Ben sadece kılıfını aldım bu arada, Zippo'yu da yollamışlar. Bu arada gerçekten içinde Zippo var. Atölye Zippo Çınar, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bunu benzinle ekleyip şey yapılırsa, yok güzel, çok güzel. Bir bakabilir miyim merak ettim. Tabii ki buyurun. Tam orijinal değil içindeki. Yani onu orijinal zaten göndermezler diye tahmin ediyordum. O da orijinal olsaydı çok teşekkür ederdik size. Bu arada fark etmediyseniz Mert kurtları seviyor. Evet ben kurtları arkada da görüyor olabilirsiniz. Kurt seviyoruz. Yani. Puan? Buna 9 puan veriyorum. Güzel. Buna 9 puan veriyorum. Bu harbiden hoşuma gitti. Benzin mi? Evet benzin koyulur. Zippo benzin denir ona. Bayağı dökersin. Abi geçen seni Kurtköy Hastanede gördüm. Kendi kendime konuşuyordum hiç selam vermedin. Ya siktir git ben ömrüm boyunca kimseye benle konuşan selam vermemezlik yapmadım. Götün yememiştir yanıma gelmeye. Bir de bana bok atma. Kurtköy'de de hastanede değildim. Ya bir de şey oluyor. Bana çok benzettikleri insanlar oluyor. Saçı sakalı uzun herhalde. Fotoğraf çekiyor bana abi seni gördüm. Bakıyorum ben değilim. Metroda oturmuş biri böyle. Ben değilim o. Ben kendi kendime konuşuyor. Hiç selam da vermedin demiş. Hadi ben kendi kendime konuşuyor olayım. Hastanede manyak gibi böyle yürürken. Yaptığımı varsayalım. Selam vermemem için bana selam vermiş olması lazım ya. Gelseydin keşke kardeş. Dede X'de konuşurduk. Abi selamlar. Insta'da attığın son posttaki lacivert ceketin ve içine giydiğin kazağı trikoyu nereden bulabilirim? Arıyorum bulamıyorum. Öyle bir şey, lacivert ceketim yok benim ya. Hangisinden bahsediyorsun ya? Şu videoyu durdurma, bırak izleyelim. Git izle amına koyayım, durduracağım dur. Allah'ım her şeye müdahale herifler ya. Ben lacivert nerede giymişim, hangisi? Şunu mu diyorsun? Bu mu? Ama içinde triko kazak da yok. Ne bileyim başka biriyle mi karıştırdı ne yaptı? Hala civert hiçbir şeyim yok. EC'den attım. Ama bu lacivert değil ki bu siyah her şeyi bunun. O yüzden kafam son posta bu evet. Bu komple Black Edition mavinin ya. İçimdeki tişört da mavinin. Pantolon da mavinin. Komple maviden giydim bugün. Gitti. Diğerleri de hoşuma gitti bu arada. Bu sana değil. Değil mi bana? Battal Bey'e mi? Evet. Hayır Battal'a da değil ya. Lora'ya mı? Roba'ya mı? Kime? Lora'yla Roba'ya. Hah. Açıklayacağım ne olduğunu. Isıtma bu. Isıtıcı pet. Camilerde kullanılır bu ağırlıklı olarak. Olduğunu. Aynen. Bu ısıtma pedi gibi isıtma bir şey. Isıtma pedi gibi bir şey. Bunu kulübelerin duvarlarına ya da altına koyuyorlarmış. Az enerji. Bunu camilere çok döşerlerdi. Sonra biz de o camilere döşenenlerden alırdık hayvanlara... Toprak altı ısıtma yapardık ama çok ısınır bunlar.
şey bayağı ısınıyor yani. Sürüngenlere zarar verir. Bu arada ben de mesela kulübeyi normalde şey yapmasın diye kum döküyordum. Hani betona yatmasınlar diye. Altında onun özel bir kum var. O kumdan almıştım, onu döküyordum. Onun yerine bunu kullanırım. Bunu o zaman... Bunu da nereden satın alırsanız alın. Şu karma bu kumaşlardan yapıyorlar bunu, bu halıyı. Halı mı? Bir adı vardır bunun. Bunu da hep yollarlar yanında. Bunun altına. Evet bak, bu 3 tane miydi? 4 tane miydi? Neydi? Dur ben sana yardım edeyim, şöyle tutayım. Evet, 3 tane var yanlışlıkla. 3 tane. Hı-hı. Bunları kulübenin altına şöyle yan yana biraz aralarında boşluklar. Keçe ha. Onun işte elektriğe bağlayacağımız. Üstünde yazıyordu bak, bir tane kağıt vardı. Özellikle üstünde bırak. 2 tuşlu termostat kullanım kılavuzu ile yapamaz iseniz YouTube'a multiteknik yazınız. Videolar içinde ayarlama videosuna ulaşacaksınız. Ha tamam, YouTube'da şey varmış, bu kağıt önemli o zaman. İşte derecesini falan ayarlıyorsun. O derecede kalıyormuş kışın. Bu arada köpekler için mükemmel bir şey. Benim köpeklerim olduğu gibi sadece bahçede yaşıyorlar. Hani eve hiçbir şekilde girmiyorlar. Ne kadar oldu boyut? Bir şey diyeyim mi? Aşırı büyüdüler ya. O cins kocaman zaten. Evet, Akbaş zaten çok büyük. Şu an Robo mesela erkek olan. Mert seninki böyle değil lan. Erkek belki ona döner de. Aynı tür mü lan bu? Ya kaçırdım. Şu an Robo mesela erkek olan şöyle falan oldu dururken. 6 ay falan. Abi benimki köylü gibi amına koymuştu, onu söylüyorum. Senin köpek bildiğin kırma bir golden gibi oğlum. Karabaş amına koyayım. O dişi olan bir gün bir geldi böyle he he diye. Dedim ulan bunların kurt olması gerekmiyor muydu? Akbaş değil mi? Falan oldu 6 aylık falan. Ama erkeğin genetiği güzel. Erkek patilerinden de belli, kocaman. Falan şu an. Şu anda böyle. O zaman belini geçecek onlar senin. Daha da geçer. Daha da büyür ya. Çok büyüyor onlar. Bayağı büyüyor. Bayağı da tatlı. Bir de çok şımarıklar. Doğru düzgün şeyini yapamadım. Eğitim aşamasını biraz doğru düzgün yapamadığım için şu anda hep tutamıyorum yani. Gelseniz mesela, sizi bir gün misafir etmek istiyorum zaten orada. Geldin ya. Geldiğin gibi üzerine atlar. Direkt sürekli patiler. Oyun oynamak için bırakmaz. Bir yere gider. Öyle deme ama. Geceleri de yardırıyor. Geceleri de avlıyorlar bayağı. Kesin peşinden gelir. Hiç yani dur diyorum durmuyor. Yapma diyorum ya, her şeyi uyguluyor. Yani dediğim her şeyin tersini yapıyorlar. Tam da şımaracak dönemleri tam, ya. Tam şımaracak zamanları ve çok şımarıklar zaten. Açıyorum. Aç. Puan vermedim. Ha puan. Puan köpeklerimin hayati noktalarına değindiği için ben buna 9 puan veriyorum. Güzel. Ama hiç 10 alamıyoruz. 10 bilerek vermiyorum. Ne olur ne olmaz şimdi. Belki çok iyi bir şey gelir, bir şey olur. Hani hepsinden farkı olsun diye. Yoksa hepsi 10'da 10'luk hediyeler. Bu ne biliyor musun? Oturma şeyi. Hani sen klima taktıramadın ya odana. Ya. Ve saatlerce bilgisayar başında oturuyorsun ya. Ha, altında şey olsun diye mi? Fanlı minder. Ha, fanlı minder mi direkt? Çok iyi bir şey. Bu arada bir şey diyeyim mi? Çok eziyet ya. Abi klima nasıl takamam odaya ya? Seninle de bayağı muhabbetini döndürmüştük, bu klima takamama muhabbetini. Ya ben diyorum ki takılmama ihtimali yok. Şimdi adamlara sorduğum zaman adam da diyor ki takılma ihtimali yok. Neden diyorum? İşte odadan şuradan şunu geçirtmemiz gerekiyor. O geçerken mobilyaya takılıyor. Mobilyanın şuradan şunu yaptığımız zaman bu buna engel oluyor. O oyuna engel oluyor. Dedim tamam, o zaman takmayalım. Ya adam da şey yoktu. Bu takılabilir de hani şöyle yaparsak takılır falan. Bayağı adam bildiğin çok olumsuz bir şekilde bu takılamaz. Babalı hoş geldin. Dedi. Peki daha profesyonel birine gitmeyi düşündün mü? Gitmedim. Ben. Allah denemedim onu. Çünkü yaz bitti ya. Oo, bu iyiymiş. Bu harbi işi mi? Kısır garanti. Kaç tane fanı var? Her yerde fan var sanki. Bir, iki. Ben sanırım dört tane var gibi. Yani oyuncu koltuğuna da sığar. Arabaya da sığar. Bu oyuncu koltuğuna direkt sığar benim ya. Direkt benimkine sığdırırım yani. Sığmama ihtimali yok. Altıma alayım mı bir? Bir alet boğuldu gibi, duydun değil mi o sesi? Birden şey oldu böyle. Sen bunu eski kilonda otursan var ya, amına koyayım, deliğin içini soğuturdun onu. Bak böyle götle, paspas gibi olurdu o. Yok, var da serinletiyor. İyi mi? Vallahi serinletiyor. Bir denesene. Belki ben de alırım. Ciddi serinletiyor. Ama ilk başta oturduğunda boğulacak. Bak şu an boğuldu. Bak birazdan serinletmeye başlayacak. Bak lemurda olur. Lemur hissetmiyordur bile şu an. Aa evet. Evet, serinletiyor. Yani böyle direkt şey gibi değil. Havaymış gibi hissetmiyorsunuz. Sanki bir şey böyle bir şey oluyor gibi ama bir serinlik katıyor yani arkadaşlar. Oo güzel. Terlemezsiniz bundan. Arasını da serinletiyor. Aa. Bu harbi bir şey değil mi? Ya. Sakat eder. Çocuğun olmaz. Harbi derecesi var bak, şu an en yüksekte çalışıyor. Bence bir şey olmaz ya. Onun için zamanında şeyde de falan onu çok diyorlardı. Arabalarda koltuk ısıtmayı açmayın. İşte ha. Kısır olursunuz falan. Ben vallahi bin... Vallahi öyle güzel oluyor ki sabah sabah kahveni içiyorsun. Bir biniyorsun. Benim eski arabada, o okula gittiğim arabada kıç ısıtma vardı. Bak sıçma garantili. Evinden biniyorsun, o 15 dakika, 20 dakika giderken okula vardığında bokun ucunda oluyordu zaten artık. Bırak beni diyordu amına koyayım. Hayır, C4'te değil, benim eski Pathfinder'da vardı. Arabanın içinde hiçbir şey yoktu.
koltuk ısıtması vardı ama eski araba olduğu için, 2000 model olduğu için ayarlayamamışlar amına koyayım, içine ocak üstü mü koymuş ne koymuş. Üçüncü seviyede yakınca götün yanıyordu zaten. Ama bağırsakları bir çalıştırıyor. Öne oturan hangi arkadaşım olursa ondan habersiz çalıştırıyordum ben. Böyle okula gidene kadar bir bakıyorsun ilk derste yok. Roni yok mesela. Nerede? Tuvalette. Bindiğim zaman bir açıyorum. Araba 3'ten 2'ye çekiyor. Onun seviyeleri var ya, 2'ye çekiyor. Ben yine 3'e çekiyorum. Ama hala çocuğun yok, bilemeyiz. Aa gerçi. Onu da bilemeyiz şimdi. Bu bayağı işimi görür benim. Puan? 9. 9.5. 9.5. 9.5. 9.5 veriyorum buna. 9.5 veriyorum. Satranç bu ya. Ciddi misin? Tüm çocukluğum boyunca hayal ettiğim bir anlamadığım ürün bu, biliyor musun? O şey televizyon reklamlarında evet, çıkan ürün var ya. Neydi? Pfizer Dicer mıydı? Ya buna koyayım, çocukluğum boyunca bunu niye hayal ettim ben? Slicer Dicer mıydı? Öyle bir şey. Öyle bir şeydi. Bir tane dayı geçer bunu tak 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 yapar. 50 kere aynı şeyi oynar ya. Hayalimdeki şeydi bu ya. Hala yemek yapıyor musun? Akşam eğitimim ne oldu benim, biliyor musun? Bir ders gittim. Benim spora gitmem gibi mesela. Aşçılık eğitimi aldım. Sadece bir ders gittim, bir daha gitmedim. Normalde 12 ders gitmem gerekiyordu. 12 haftalık bir şeydi. Bir hafta gittim. Ha tamam, bunun şura jilet kısmı. Mert'cim 12 haftalık mı para ödedin? He? 12 haftalık mı para ödedin lan? Hayır abi, ha, iyi. Çok şuraya korktum. Şuraya koyuyoruz ürünü. İade aldın. Oğlum ne kadar vizyonlu bir firmaymış o ya. Şimdi herhalde onlar da farklı kesim bıçakları değil mi? Olmuş. Evet. Bak şunlar farklı kesim bıçakları. Kayra 40. ay. Hoş falan. Geldin kardeşim. Deneyeceğiz. Deneyelim. Şefim bu et bıçaklamak için mi, ne bu? Bu ne ya? Ya da patatesi onunla bıçaklayıp. Hayır. Bu ne biliyor musun? Bu bence atıyorum patatesi koydun ya. Taktım patatesi buna. Ondan sonra burada muhtemelen kaydırdığımız bir alanı da vardı. Ben o reklamda öyle bir şey hatırlıyorum. Ha, taktın ya patatesi. Tamam, şu bıçaklar var. Şöyle şöyle ha. Onlara muhtemelen bunu takıp şöyle 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 yapacağız. Evet, patatesimiz geldi. Ezeyim mi direkt patatesi? Patatesi ezmez ya. O kadar reklam yaptılar ya. Bence bunu yarıdan keselim. Hiç reklamdaki gibi olmadı. Reklamda bu. Bunu koyacağım böyle bir kırılır. Tane. Bu harbi kırılır. Bu acaba patates için değil mi ya? Bu domates için mi? Bu bence kırılır. De. Sen denesene bir de. Kırılırsa ben de kırılsın diye şey yapıyorum. Kırıldı lan zaten. Yok, yapmayın, yok, yapma, kırılır. Çok zorlanıyor. Yok. Bu bence domates salatalık için falan ya. Bir domates versenize. Bir şey diyeceğim. Şunu da dene bir onu. Belki bu daha geniş ya. Ama oldu, patates öyle yapmanın ne anlamı var? Dikdörtgen uzun patates işte. Değil mi? Kesti. Aa oldu. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Tamam. Doğru. Tamam, bu doğru oluyor. Üretimiz buymuş. Bu arada bir şey değil mi? Gayet de güzel yani bence. Ya bak, bunu ilik gibi alacak. Dümdüz etti. Yani. Kralik olur mu diyeceğim ama. Yani burada da biraz kaldı ama olur. Evet, belki soyulması gerekiyor olabilir. Olur. Bak bence yanlış yapıyoruz. Benim hatırladığım... Ha, altı dolu bunun. Evet işte, ben onu diyorum sana. Bir yerinde yanlış ama olacak bak, cips gibi olacak. Şunu sökmemiz lazım. Bunu da sökmemiz lazım. Bir de korktum sanki böyle çok tehlikeli. Ama hiç reklamdaki gibi olmuyor bu şu an. Evet, reklamdaki gibi değil. O adam benim hatırladığım bir şey takıyordu bunu. Tamam mı? Bak bunu takıp kaydırıyordu. Dene bir bakayım. Bak burayı da ben tutayım. Evet. Şu an patates gibi oldu bu. Bu ürün iyiymiş arkadaşlar. Evet oluyor. Evet evet oluyor. Bayağı bir saniye. Oluyor. Oo, cips. Baksana abi, şu an bile yiyesim geldi bunu ya. Şu an yeme. Ama cipslik oldu. Bayağı cipslik olur. Çocukluk hayalin gibi mi? Peki içinde çocukluk hayalim gibi değilmiş. Onu çok o adam çünkü usta öyle bir yapıyordu ki onu, jilet gibi pat 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 çat 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 çat. İçindekiler de benim oluyor mu? Hepsin. Tamam, mükemmel ürünümüzü denedik. Ben, kaç puan verdin? Ben bu arada çocukluk hayalim olduğu için ama biraz da çocukluk hayalimi yıktığı için, çünkü o kadar dört dörtlük bir ürün değildi. 6. Yok, o kadar düşürmem. 7.5 falan veriyorum. O da çocukluk hayalim ama işte değil mi, bu ürün dört dörtlük olanını bulsak. Yani harbiden ha, evet, son kalite. Son kalite olan bir ürün. Evet, son kalite olan bir ürünü bulsak bence o iyidir yani. Yeni bir ürüne geçiyoruz. Aldım ürünü. Kitap gibi bu. Ha evet, bir kitap aldım sana. Beyaz diş. Jacklandım beyaz diş. Bu arada kitap okumayı çok istesem de okuyamıyor musun? Çok az okudum ya. Bu benim okuduğum ilk kitap. Bu mu? Evet. Konusu ne? Kurt var bir tane. Dörtte bir melez. Tamam. Onun yaşadığı acılar. Onun yaşadığı acıları mı anlatıyor? İnsanlar tarafından yaşadığı acılar mı? İlk önce dışlanıyor sürüsünden. Neslihan, ne düşünüyorsun bu kitap hakkında?
Hani dünya üzerindeki bütün kitapları okudun ya. Bir anlatsana. Bu ne düşünüyorsun bu konu hakkında yani Neslihan? Alalım mı bu? Okunacak bir kitap mı? Sümeyra ne yapıyorsunuz? Yağmur hiç görmüyorum. Sümeyra'yı görüyorum. Yağmur hiç görmüyorum ha. Gelmiyor mu acaba? Bakayım Neslihan galiba bilmediği. Bir Google'a yaz bakayım. Göremedim mesajını. Çünkü şey annesi yarı köpek, yarı kurt. Babası tam kurt. Sonra insanların yanına gidiyor. Oradan kaçıp dışlandığı için. İnsanlar ilk önce buna iyi davranıyor. Sonra köpek dövüşlerinde kullanmaya başlar. Her şeyi anlattım. Ama finalinde ne olduğunu söylemedim. Şey, bir tane adam var ya şöyle şey kitabı okuyor. Ben çok 8 yaşındayken okumuş. 8 yaşındayken mi okudun? Evet ve 8 yaşında okunmaması gereken bir kitap bu. Yalan söylemeyeyim, okuyacağım desem yalan olur. Oku, bir gün kitap okursam okurum. Ama bak kurtlarla yazılmış, ilgili yazılmış en ünlü kitap bu. Tamam. Kitap okuyabilirsem, ciddi söylüyorum çok istiyorum kitap okumak ama ya kaç kere denedim hep böyle bir işte 50. 60. sayfaya geliyorum, 70'e geliyorum. Bizce de çok doğru bir tespit puan, bu. Puan, kurtlarla ilgili bir kitap. 7 puan vereyim tamam, yani tamam. Ne diyeyim? 7 puan vereyim. Puan hiç düşürmüyor. Ama ona da hiçbir şekilde yükselemiyoruz. Ya bundan 10 almayı beklemiyordum zaten. Mükemmel bir şeymiş ya. Kaliteli bir şeye benziyor Harun. Harun hediyesi bu ya. Ayıp lan. Kırmışsın Lemur orada yani. Baksana yıkıldı çocuk lan. Bu ne? Ha, araba pompası. Bak geçen gün benzinlikte bir problem yaşadım. Arabanın şeyini dolduracağım diye. Havasını basacağım diye. Ne bu? Çeviriyorum çıkmıyor. Arabanın şeyi sıkışmış. Taktıktan sonra mı sıkıştı? Evet taktıktan sonra sıkışmış. Çeviriyorum sıkmıyor. Çıkmıyor. Sibop kapağına. Bayağı çıkmadı. Uğraştım. En sonunda şeyle çevirdik. Karga burun var ya. Karga burunla falan çevirdik. Zar zor çıktı. O yüzden bu ürüne geçeceğim artık. Olmuş. Bu ne tam olarak? Bayağı bildiğin şarjlı. Bu şarjlı. Pompa. Ama sadece araba için değil. Az önce yoktu ne kaçırdım? Neslihan bütün chat sana soruyor. Bu beyaz diş kitabı nasıl? Güzel mi? Bir özetlesene. Bir de en alıcı noktası neresiydi? Bir onu da söyle bize de. Morgan Dalf hoş geldin. Arkadaşlar Neslihan'a soruyoruz bir saniye ya. Merhaba. Merhaba. Google'lıyor şu an. Google da yavaş kullanıyor ya. Beyaz dişi okulda zorla okutmuşlar. Hiç sevmemiştim vallahi aklımda. Nesini sevmedin kitabı? Hangi kısmı seni? Neyse şaka yapıyorum. Tabii canım şey. İşte top, bisiklet lastiği. Oluyor mu hepsi? Bak şunlar top ucu falan var burada. Hmm, evet. Şu ince olan top ucu. Şu ince olanı hiç unutmam bunu biliyor musun? Vay ya. Şeyde hep basıyorlardı bizde. Top bastırmaya gidiyorduk bisikletçi abilere. Ya yani normalde şöyle duruyor. Yer kaplamasın diye. Kilit sandık başta var ya. Benimle uğraşma yayına bak. Ya bırak her yerde artistik yapıyorsun. Kitap. Kitap okuyor musunuz? Chat selamlar benim kitaplar okundu mu? Böyle bir yere de asılabilir ya. Evet bunu kilit gibi asabilirsin bir yere. Bunu da arabanın şeyine takıyorsun. Aha. Bu da Type-C bu arada şarjı. Hepsi, bana çok dikkat ediyorum. Şimdi bak burada ekran var. Kaç PCI? Şurada da ışığı varmış. Gece bir şey olursa diye muhtemelen. Yani çok bir işe yaramıyor gibi ama. Hani gece yatıyorum bir karanlıkta ışık kullanamayacağım bir yerde. Ama şey pompayı yaparken. Pompayı takarken işte. Evet. Ha bak buradan bisiklet modu, motosiklet modu, basketbol topu modu, araba modu. Kaç PCI? Kaç PCI yapıyorsun? 0. Fazla yükletebiliyor muyuz? Hayır bu PCI basınç ya. Evet. Şu an basınç algılaması tamam, lazım. Tamam işte önce girecek ondan sonra evet. PCI şey yapacak. Okey. Yani arabada durması tertemiz ürün. Şey bir ürün. Acil. Lemur Özdağ gibi şey gidiyor. Ya. Yolda giderken bir şey olsa bir havası inse falan hiçbir yerde durmama gerek yok. Ki C-Type'la şarj da var. Arabada her türlü şarj edebilirim. Onunla da ilgili problemim yok. Çok güzel ürünmüş. Nerede deprem oldu ya? Bunu. Bak, altında bak bir de USB çıkışı var. Ha, bundan enerji almak için yani değil mi? Tamam. Yok güzelmiş. Çok güzel ürünmüş. 9.5. 9.5 lira 10 bak onu saklıyorum. Çok mükemmel bir şey gelir 10 puan niye veremedim demeyeyim diye. İşte gelmeyebilir ama. Geçmiş olsun. Gelir. Nereden bilelim? Kutu geldi yine. Bak benim kendi bıçağını açsana ya. Kesiyor mu deneyelim. İyi hatırlattın. Kesiyor da bu beni de kesebilir herhalde. Oy güzel kesiyor bu arada. Bir bakayım bir.
Bu Tizer Pfizer'dan daha iyi. Evet. İşte bak böyle bir kalitede bir şey olsa, anladın mı? Onu koyup pat 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 yapsan çok güzel olur o. Slicer Dicer mıdır? Pizer Dicer mıdır? Nedir? Vay vay. O ne? Mandar mandar vay vay vay. Aile dediğin her şeydir evlat. Bu 68 Dot Charger White Boy diyor. Adamın adı neydi? Don. Don Toretto. Don. Bu arada söyleyeyim, Mert Amerikan hiç sevmez arkadaşlar. Kim yönlendirdiyse, ben ne zaman Amerikan yapacağım desem, Amerikan aşığım ya, hiç sevmez. Yalan mı? Söyle. Şimdi izleyeceğim tepkilerini. Doğru. Ha! Tamam, yok bir şey. Dom Toretto değil miydi? Dom'un... Dominik teşekkür ederim kardeşim, Dominik, dürüst olacaksın. Charger'ı bu. Aha. Bir şey diyeyim mi? Bunu açmayın diyorlar. Ya aç açayım oğlum. Değil mi bak, sen de aynı şeyi yapıyorsun. Bu kutular açılmıyormuş. Ben bana da hediye geldiğinde, araba geldiğinde kutuyu açtım yayında. Nasıl sinirleniyorlar? Herkes böyle şey yapıyor. Açılır mı? Öyle şeyler açılır mı? O yüzden ben o günden sonra böyle araba tarzı hediyeler geldiği zaman şu tarz böyle sergilenmelik bunları açmıyorum. Ya açmayacağım. Kardeşim aldığınız Mustang hala televizyonumun yanında duruyor yatak odamda. Yerim onu. Sen niye kapıları açılabilir araba alıyorsun? Ama böyle güzel duruyor işte. Bunun olayı yani, bunu ne yapıyorlar biliyor musun? Atıyorum bundan aynı White Boy'dan işte arkasında 10 tane serisi var ya. Onun da böyle... Ben almadım ki diyormuş. Yak lan yak. Aldı. Bagajı açılıyor mu? Şuna tam açılacak gibi gözüküyor ama. Ha açılıyor. Oh, bir tepki ver lan. Içinde. Motor kısmı da açıldı. Sen bir almadın mı? CBR. CBR ne? Egzoz mu? CBR turbo ya. Ben de biliyorum. Bu arada ağır harbiden. Ağırsa. Ağırsa kaliteli derim. Çok tatlı puan, araba ya. 9 puan veririm. Sen saldıracaksın 10 puan vermiyorum diye biliyorsun değil mi? Hayır benim şey böyle. Yani 10 almayı beklediğim ürünler var. Var mı? Ama şey yani. Çoğunu açtın şu an. Harbi mi diyorsun? Ben de işte onların üstünde belki bir şey varsa ona 10 puan vereyim diye. Yoksa bunların harbiden çoğu güzel ürünler. Şansım o zaman bende kesin ev şeyler kaldı. Belki bundan sonrası full tırt da olabilir yani. Tırt da olabilir, belli olmaz. Katit. Bal gibi oldu. Ha bu battala. Aa battalın neyi bu? Mücahit canımsın. Koyuyormuşsun, kediler kendi kendine ha, sürtünmesi alıyormuş. İçin. Sürtünür. Yam yam. Bu arada kapıya bile zaten sürtünüyor. Şöyle. Careful attention, worship attention, worstiklik. Okey. Ha tamam. Bunu bayağı bildiğin. Bu şey değil mi? Kedi otu. Evet. Onu kokusun. Yani alışsın diye ilk önce onu koyuyormuşsun galiba. Ha tamam. Şu arkasına çiftli bantlarla. İki tamam. Tane çiftli bant İçte takıyorsun. Çiftli bantı var zaten. Onu kapının Şöyle şeyine... köşeye koyacağım ya da duvarın köşesi de olur. O da olur. Duvarın köşesine koyacağım, o girecek. Kedi otu ne? Umursamaz abi. Yalan onlar ama umursayanlar da böyle oluyor zaten. Ama açmak istediğim bu değildi. Şimo'ya da çok benziyormuş şerefsiz ya. Kedi otu. Dur bir dakika. Bu bayağı kenevir yemiş lan, dur bu değil. Çok daha komikleri vardı da bulamadım ya şu an. Bir de o müzik ne alaka, ondan anlamadım. Tutunacak buna istediği zaman. Bu gayet güzel. Yani otomatik tımarlama makinesi gibi bir şey. İçi açılıyor muhtemelen. Ha, ot. Otu herhalde buraya bir yere koyacağız. Ha ya da hayır. Yok. Bunu çıkarıp temizlemek için. Bunu çıkarıp temizleyeceğiz. Ondan sonra... Bundan denedin mi hiç? Hiç denemedim. Acaba hani... Hiç ne oluyor da geliyor acaba? Bayağı kediler kafayı buluyor bunu yiyip. Bayağı bayağı kafayı buluyorlar hem de yani. Biz baksak ne olur tadında bunun? Hiç kokusu mokusu da yok. Koku yok değil mi? Ben almıyorum.
Yo, bayağı bildiğin pet shop kokuyor. Pet shop kokuyor değil mi? Ya ben bir kedi olsam isteyeceğim en güzel şey bu olurmuş. Şüpheli paket. Ben buna kaç veririm? 8 veririm ya. İyi. 8 veririm. Bonkör de. Vay 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 vay. İşte aradığım. Bir Ankaralı ya. Ha, tesbih. Evet, hediye. Tespit en sevmediğim şey ne biliyor musun? Abi tespih hediye geliyor, bir şey yapıyor. Çok hoşuna gidiyor. Kullanacaksın cinsi. Abi o gelip evine veya işte bir yerde çıkarıp böyle eline alıyorsun ya. Abi olduğu gibi buna çöküyorlar. Yani çök... Giste bunu kim aldı lan? Bu kimin amına koyayım? Bu birileri hediyeler attı ortaya. Bunu Mert aldıysanız vereceğim. Ben hepiniz tespih mi aldınız giste ya? Bundan sonra vermiyorum. Arabanın vitesine asacağım, takacağım. Mert'e ise vereyim bak. Değersiz de bir şey. Şaka yapayım. Çok güzel ha. Tam harbiden sallamalık. Abi not falan da bırakmamış. Dümdüz tespih kutusuyla geldi. Bu Ergen'in topladıklarından. Yani Erge bana gelen, bize gelen hediyeleri topladı böyle bir poşetin içinde. İçinde çıkmış da. Tespihlerimi falan hep artık saklıyorum, çıkarmıyorum bilerek. Şey yaptığın zaman birisi alıp götürüyor ve o tespihi bir daha bulamıyorsun. Kimin aldığını da bilmiyorsun. O yüzden abi tespihin bu huyunu çok sevmiyorum. Toparlayamadım cümleyi. Bu şey... çok güzel bu arada. Lamba var. O kadar, başka bilgim yok. İmamesi gümüş mü? İmamesi de gümüştür. İmamesi de gümüştür. Orijinal kehribar mıymış bu? Evet, orijinal damla kehribar. Biz ne yapıyorduk biliyor musun mesela? Ben Umre'ye gittiğimde şey yapıyorlar, tespih satıyorlar her yerde, tamam mı? Orijinal olup olmadığını anlamak için de tespih yakıyorsun. Ama bunu onlar çok istemiyor. Çünkü onlar kehribar diye satıyor, aslında plastik. Onlardan habersiz mesela biz diyorduk ki orijinal kehribar mı diyorduk. Hacı kehribar diyordu. Bir keresinde öyle çakmağa koydum bir anda. Kehribar yemek değil mi o? Karnabahardır amına koyayım. O plastiği patlamaya bir başladı. Ondan sonra direkt uzamıştık oradan. Adam da güldü bu arada yani. Ah, bu da böyle bir anımdır. Senden önce yakmışlar. Ha, sertifikası var. Ben artık risk atmıyorum. 10 puan veriyorum. Damla kehribar. Helal olsun be. Sonunda be. 10 puanımı veriyorum artık. İnşallah çalınmaz ya. Bak bugüne kadar hangi hediye tespih gelse hepsi gitti. Hepsi senin gitti. Hediye paket açılış videonda abin direkt cepliyordu. Anlık orada. Ha, orada biz Tuna vardı bizim ekipten. Tuna direkt. Evet arkadaşım. Kordi bana abin dedi. Bir abim daha. Abim de mi çalmış? Ona mı çalmış? Kordi abin dedi bana. Abim de çalmış o zaman. Bunlar çok bak işte bundan bahsediyorum. Ulan Kadircan. Herkes hediye şeyinde de bizim ekipten Tuna vardı. O da ceplemiş bir tane tespih. Herkes tespihi cepliyor yani. Benim tek anladığım şey o. Sanki böyle bir akvaryum kutusu, böyle akvaryumla alakalı şeylerin kutusu gibi. Değil. Ya da pet shop'la alakalı bir kutu gibi. Akvaryumla ilgili hiçbir şey almadım. Akvaryum zor zaten ya. Benim akvaryumum bu arada zaten alsan da ekleyebileceğimiz bir şey yok. Çünkü benimki low tech. Low tech mi oluyor işte? Öyle düşük şey teknoloji. Düşük teknoloji. Hatta benimki de teknoloji bile yok. Hiçbir şey yok ki benimkinde. Gerçekten takabileceğim maske sonunda. Bunu takarız işte. Nasıl durdu? Bak işte bak. Size dediğim sahne bu. Şeyde duracağım. Elime de tespih alayım dur bakayım bir. Bu kadar bir kültür karmaşası olamaz yalnız. Kültürlerin çakışması anladın mı? Böyle duracaksın abi. Tahtında bekleyeceksin kim geliyorsa. Güzelmiş ama bak bir. Sen de bir taksana bakayım. Sende nasıl duruyor? Açılıyor yani, ne oluyor? Açılıyor mu? Ucuz cosplay ürünü evet, gibi. Evet. Mesela bunun altında şey zırhı giyeceksin ama kumaştan o. Sadece hani şey kumaş kısımları var ya kalitesiz kumaştan. Öyle bir şeyden giyeceksin. Ya güzel bu arada şey değil ya bence. Dediler orta çağı çok seviyormuşsun falan dediler. Orta çağı severiz. Biz çocukluğumuzdan beri o orta çağ oyunlarıyla büyüdük zaten. İşte ona uygun bulabildiğim en şey buydu. Bu ürünü de beğendim. Puanım buna 5 veriyorum ya. O da çok kalitesiz ürün olduğu için. Evet diğer kutumuza geçiyoruz. Bu neymiş? Peki LED. Nasıl yanıyor bu? Bu güneş enerjisiyle şarj oluyor. Altından geçerken yanıyor. Tamam. Bu tam benim işte daha evi dediyor diyor mu? Tamam, orasını aynen. Düşünerek direkt şey. Direkt oraya kullanılacak şey. Biz bunu kullanıyoruz. Ya bir kahve lazım bana ya. Bahçede. Ha senin dediğin bahçede. Ve kaç tane var? 5 tane falan var herhalde. İyi mi peki? Yürüdüğün her yerde şey oluyor. Anında işte. Yanıyor değil mi? Şey mi peki? Beyaz ışık mı, gün ışığı mı? Bir yakalım bakalım. Ha yakabiliriz. Bunun kumandası da varmış bu arada. Evet kumandası var. Bizdekilerde kumanda yok. Bu şu vidası. Şu an bu yanmıyor. Neden yanmıyor? Acaba şey güneş panelinden elektrik almadığı için. Ha şurada Zodiac. Tuşu ya. Abi iyi mi? Bak bu iyi oldu ha. Böyle harbiden 36 ay 40 ay üzerindeki ekrana çıkması bence iyi oldu ya. Harbiden hakkıdır yani.
iyiymiş bu arada ya. Hah. Bu en yüksek yanalı bu herhalde. Bayağı iyi şey yapıyormuş bu arada. Yo bu iyiymiş. Bunu işte o zaman bir atıyorum, bizim mangal yerimiz var bir tane. Mangal yerinde orada çok ışık olmuyor. Bunu oraya koyacağım. Ha direkt sensörsüz de yanabiliyor mu? Evet. Ya, tamam daha iyi. Koysana bir tepeden mesela şu an. Aydınlatıyor değil mi mesela burayı bayağı? Ciddi aydınlatıyor bu. Tertemiz. Güneş paneli olayı önemli bunda yanlış değilsen. Evet yani değil mi? Bir daha şarj etmiyorsun işte oradan hep şarj oluyor. O zaman bunu güneş görecek. Bizim gece işte böyle ara koridorlar var. Oralara koyarım şöyle bir tane. Bir denerim. Beğenirsem alırım. 3-5 tane 6 tane senin gibi. Açıklamada link var. Açıklamadan alırız. Ne olacak aşağıdaki linklerden? Buna da puanım son ürün olduğu için 8 puan veriyorum. Son ürün değil daha var. Nerede? Ha var. 7,5 puan veriyorum. Sıradaki ürünümüz. Bu ne? Aa bu yine battala. Kovalayacağı top. Kendi kendine kedilerin oynamasını sağlayan akıllı topmuş. Ne oluyor lan? İçinde dönüyor. Çok güzel lan. Kovalaması için o bir kere koyuyor ya kedi. İlk bir koyuşta o enerjiyi topluyor, dönmeye başlıyor. Pata 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 pata. Aa bak dönüyor içinde bir şey. Oha. Ya hiçbir şey yapmazsak ne olur? O zaman ara ara yapıyor bu. Evet. Tamam. Şimdi bak ne oldu? Sen evdesin. Kedin yatıyor. Baktın dedin lan bu ne yatıyor bu kadar? Bunu kaldırmak lazım. Bunu alacaksın koyacaksın şöyle. Bu böyle ilkli bekleyecek. Şimdi o kilitlendi böyle kafayı sallıyor ona. Bu ondan sonra gitmeye başlayınca bir kovalayacak bunu. Ve sürekli farklı şeyler evet. Yapıyor. Bak durdu şimdi. Kedi oynuyor şu an. İki pati attı. Yine kaçmaya başladı. Bıraksak gider mi çok ya? Bu arada açık unutma şarjı evet. Bitene kadar battal. Kedi kafayı yer biliyor musun diye durmaz bunu sürekli kovalar. Bu arada direkt şey hani kedi delirtme itemi. Bu arada harbi delirtir ya. Kedi, en sakin kedi gibi de bence bunda kafayı yer. Güzelmiş. Beğendim. Tipçe mi? Aralış gel kardeşim. Bu arada arkadaşlar bu da tipçe. Bu ürüne puanım 8,5. 8,5 puan veriyorum. Battal Bey merhabalar. Şimdi sizinle oyuncağımızı deneyeceğiz. Hazır mısınız? Oynamış mı lan? Ya bunlar siklemez oğlum bak. Bu tip oyuncaklara şeyi koyacaksın. Sokak kedisi koyacaksın abi. Shimo gibi tipler olacak anladın mı? Bu British'ler, Scottish'ler falan garip ya. Neredesin lan? Tekir ha. Tekir koyacağım buna. Bunun önüne bir şey koyuyorum ben de. Alıyorum alıyorum. Böyle bakıyor bana. Koş. Ha iyi lan bu yine oynuyor ya. Bir de bakıyor. Günler bitti. Şimdi şey yapıyoruz böyle. Genel mutluluk puanı gibi yani böyle. Ortalama genel, gibi değil de. Genel mutluluk puanı yani. Ya ürün, böyle genel Burak ürün Bey's. Puanı da. Eyvallah kardeş. Bence genel puan olarak da 8,5 veriyorum ben. İlk defa buçuk şeyi getirdi bu arada konsepte. Bu konsepte buçuk diye bir şey yok normalde. Ben 8,5 puan veriyorum genel olarak konsepte. Bence güzel de hediyeler gayet. Battala var, bana var, köpeklerime var. Ondan sonra benim işte sevdiğim şeyler var. En nokta atışı dediğin ürün hangisi? En nokta atışı bence araba. Şey mi? Araba koku. Araba koku olayı direkt hani takip etme meselesi anladın mı? Onu diğer türlü göremezsin onu yani. O çok güzel ve onu direkt söylüyorum. Onu direkt yapacağım yani. Onu direkt. Geldiğin için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Çok memnun kaldım. Çok teşekkür ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız bizi mutlu eder. Mertciğim hayırlı olsun kardeşim hediyelerin. Güle güle günlerde kullan.